Herkese selamün aleyküm arkadaşlar, günaydın. Emektar tavamı aldım yine. Yine bir kahvaltı hazırlıkları. Ne yapacağım? Yumurta kapama yapacağım arkadaşlar. Poğaça yapmıştım dün. Poğaçayı da fırına süreceğim, ısıtacağım. Yanına da yumurta kapama, zeytin, peynir, reçel, bal. Eşim çayı demledi bugün. Çayı eşim demledi, sobanın üstüne götürdü. Kameranın açısını Elif ayarladı, nasıl bilmiyorum. Kargalar da bağırıp duruyor. Çok soğuk bugün. Olsun, sonuçta kış görmedik. Kış görmedik, yavaş yavaş yaz geliyor. Son günlerde kışı gördük. Evet, tereyağı koyacağım arkadaşlar önce. Yumurta kapamayı ben daha önce de yapmıştım. Bilenleriniz vardır. Siz de yaparsınızdır. Muhakkak yapıyorsunuzdur yani. Şöyle yağımı koydum. Yağım eriyecek. Yağım eridikten sonra da şurada ev yapımı salçam var. Ya da yağ erimeden koyayım. Hem erisin hem kavrulsun. Ev yapımı salçamdan koydum. Hafta sonları muhakkak yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Bizim hafta sonu kahvaltımızda bir hafta yapmıyorsam bir dahaki hafta illaki yapıyorum. Şeyde kuymak, menemen, patates kızartması, böyle. Domatesin kabuğu geçmiş. Hayret, makinede çektirdik ama yine de kabuğu geçmiş içine, herhalde karıştırıyoruz. Makineye her sene süzgeçte yapıyordum şeyi. Domates salçasını süzgeçten geçiriyordum. Geçen sene makineye götürmüştük. Makineye götürünce daha rahat oluyor arkadaşlar. Evde kaynattım. Biraz soğuduğu zaman eşim makineye götürdü. Biraz su ayarlayacağım. Salçayı suyla açıyorum. Tabii biraz daha kalmasın. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cumartesi günleri ne yaptınız? Bir yerlere gittiniz mi? Biz hiçbir yere gitmedik bu hafta. Gidecek gibi de görünmüyoruz. Çünkü hava çok soğuk. Yağmurlu. Çocuklar gezmek istiyordur muhakkak ama yani şeye de gitmek istemiyorum. Efe genelde AVM'ye gitmek istiyor. AVM'de bilmiyorum ya, kapalı yerlerde gezmeyi sevmiyorum. Benim gezme yerlerim şey olacak, böyle doğa, açık alan, yeşillik, ağaç. Öyle yerleri çok seviyorum. Ama Efe için bir gün AVM'ye gideceğiz. Ama ne zaman bilmiyorum. Çünkü istiyor gitmek. O istiyorsa biz de götürürüz. Salçam kavruldu, yağım eridi arkadaşlar. Suyla açıyorum. Şimdi yumurtaya böyle ekmek banıp yerken salçasına da ekmek banıp yiyoruz. Çok güzel oluyor. Zaten salçasını da çok seviyoruz yani. Ekmeğe sürüp yediğimiz salça bu. Biraz daha su alacağım. Yumurta kapama arkadaşlar bu. Öyle. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel yorumlarınız vardı. Hepsini okudum. Yani bir şeyler bilenler bilgileriyle destek olmaya çalışmışlar. Bir şeyler anlatmaya çalışmışlar. Onları okudum, çok sevindim. Bana destek veren çok arkadaşlarım var ama abone olmuyorlar. Yani izleniyor ama abone olunmuyor. Zamanla olacak inşallah. Bugün yumurta kapamayla açtım kameramı. Videonun devamında ne gelir, ne olur biter bilmiyorum. Bakacağız bakalım.
Gün içinde neler yaşayacağız? Biraz özleşsin istiyorum sığla salça. O zaman kıracağım yumurtalarını. 4 kişiyiz. 8 yumurta kıracağım. Genelde öyle yapıyorum. 8 yumurta kırıyorum. Yiyoruz yani. İkişer yumurta yiyoruz. Tamam. Böyle böyle güzelce oldu. Salçasız da yapılabiliyor. Yapılıyor yani bu. Yeni bir tarif değil. Bunu herkes biliyor. Ben sadece bugün ne yaptığımı gösteriyorum arkadaşlar. Tarif vermiyorum. Tepsiyi şuradan alayım. Daha rahat hareket edeyim. Şöyle masanın üzerine koyayım. Şimdi benim video kanalım Gülizar'ın günlüğü. Günlüğümü çekiyorum size. Ne yaptığımı çekiyorum. Tarif vermiyorum yani. Onu da söyleyeyim. Şöyle yumurtalarımı da tek tek kırayım. Ben buna tuz atmadım ama üstüne atarım. Salça zaten tuzlu. Yumurtaların üstüne atarım. Bugün ne pişireceğime daha karar vermedim arkadaşlar. Hepimiz evdeyiz. Bakalım. Ne olacak? Bir şey fark ettim. Her yumurtayı farklı yerlerde kırdım. Her yerde farklı farklı kırdım. Kaç oldu? 2, 4, 6... 7 8. yumurtayı kırdım. Altını kıstım ki arkadaşlar ben diğerlerini kırana kadar ilk kırdığım pişmesin. Şimdi altını açıyorum. Ellerimi bir yıkayayım. Ellerimi yıkadıktan sonra arkadaşlar bunun bir kapağı var burada. Çok fazla ses yapmamak için de bayağı bir çaba sarf ettim ama tencerelerin altında kalmış kapak. Şu tuzlukla mı atsam acaba? İçerisi de karanlık gibi, hava bozuk ya arkadaşlar. Hava bozuk olduğu için iyi göremiyorum yani. Yeter herhalde. Böyle kapağını kapatıyorum. Bakacağım birazdan. Oh. Üzerleri böyle beyazlamaya başladı mı yumurtaların, altını kısacağım. Hala pişti. Bunu da sobanın fırınına süreceğim. Sobanın fırınında olması daha iyi olur. Zaten soba yanıyor ya. Soba yandığı için boşuna dedim fırını açmayayım. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Çok şükür kalktık, uyandık. Kahvaltımızı yapacağız. Gün bize neler gösterir bilemiyorum. Akşamdan nohut ya da kuru fasulye ıslatsaydım iyi olurdu. Yanına da pilav yapardım. Günü böyle atlatırdık ama ıslatmadım. Olmadı, taze fasulye var dondurucuda. Onu pişiririm. Yanına pilav yaparım. Öyle yani. Bugün de bakarız bir şeyler yaparız. Hava iyi olsak salata falan da yapardım ama sevmiyorum çamurlu havalardan böyle tarlaya girmeyi.
Ayaklarım çamur içinde kalıyor, yoruluyorum. Ama çok güzel gelişmiş lahanalarımı görmeniz lazım. İnşallah şey yapacağım arkadaşlar, bu önümüzdeki hafta içi düşünüyorum lahana sarmayı. Kara lahana. Özledim yani. Var dolapta sarılmış. Dolapta sarılmış bir tencere lahanam var ama kara lahana değil. Beyaz lahanadan sardım. Bakın yumurta oldu arkadaşlar. Şöyle titriyor içi. Altını kısacağım. Şöyle de açık bırakayım da. Yani böyle bir iki dakika bile durmaması lazım. Oldu çünkü. Gayet de güzel oldu. Hatta ağzını açayım da üzerine sos dökeyim. Böyle daha güzel görünüyor. Üzerine sos dökünce. Salçanın kıvamı da tam istediğim gibi olmuş. Sulu sulu durmuyor yani kıvamlı. Bence yeter bu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Yumurta kapamamız gördüğünüz gibi şöyle hazır. Sosuyla da gayet güzel oldu. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Kahvaltımızı yapalım. Dediğim gibi bakalım videonun devamında neler olacak, ne bitecek, ne yapacağım. Dediğim gibi gün neler gösterecek bize. Bakalım. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Elif de kamerayı öyle bir yüksekten ayarlamış ki arkadaşlar. Şu mindere yüz takacağım arkadaşlar. Ver kızım onu bana. Buna da yüz takmak çok zor. Uzun. Sen ayarlarsın Elif görüntüyü. Minder uzun olunca yüzü de takması zor oluyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Zor oluyor çünkü her seferinde. Bu minder de iyi oluyor. Çekyatın üstüne koyuyoruz Elif yatarken. Öbür evde Elif'in bazası var, odası var. Ama burada yok. Efe'nin de yok. Elif'in de yok. Çekyatların üstünde yatıyor çocuklar. O yüzden dedim kuru kuru çekyatın üstünde yatacağına böyle minderlerin üstünde yatsın. Ama işte bunu da dediğim gibi sünger şey ya, tutucu ya, böyle sıkıyor. Kumaş nevresim üstünde yürümüyor. İki kişiyle yapmak gerekiyor. Ama Elif bana yardım etmek istemiyor bugün. İstemiyorsun değil mi Elif? He? Normalde Elif'le beraber yapıyorduk. Sen ödevini yaptın mı kızım? He? Evet, evet. Neden? Yap bence. Akşama bırakma. Sen yapıyor musun Efe? He? Bak abin yapmış Elif. Sen de yap anne hadi. Sinir oluyorum buna yüz geçirmeye ya. Üstüne çarşaf da seriyorum yatarken ama arada bir yıkamak gerekiyor. Burası sıcak Mustafa. Hı? Burası sıcak. Hı. Televizyonu buraya karşıya tak.
Tam sana göre burası. Ya da buraya sana küçük bir televizyon alalım. Olmaz mı? He? Ne kaldırız var mı böyle bir de? O büyük, çok büyük. Kocaman televizyon oraya mı? Buraya mı takacaksın bu duvara? Buraya. Yok be, yakışmaz. Büyük. Çok büyük Mustafa. Kocaman televizyon hiç duvara olur mu? Buraya yakışmaz. Hem bu duvara yeter mi bilmiyorum bu duvar. Ya bir de bacanın altı. Bilemiyorum yani. Elif bize küsmüş arkadaşlar. O yüzden bana yardım etmiyor. Küsmedin mi? Aa, küsmemiş arkadaşlar. Elif bana küsmemiş. Vallahi Mustafa istiyorsan bana yardıma gelebilirsin. He? Minderle mücadele veriyorum burada. Güzel ya. Bitti bitti. Kendi işimi kendim görürüm. O yüzden de ensem kalın. Ensem o yüzden kalın yani. Kilolu olduğum için değil. Kendi işimi kendim yaptığım için. Kimseye ihtiyacım yok. İstemiyorum. Bu minderde de kimseyi yatırmayacağım. Küstüm. Biraz yamuk oldu ama olsun. O toparlanır sonra. Kullandıkça döner o. Hatta döndü bile. Evet. Düzeldi bile. Evet arkadaşlar. Bunu da ben yaparken çok uzun kesmişim. O yüzden şöyle kıvırıp da dikiyorum dikerken. Şurayı içe veriyorum. Böyle kapat anne. Şöyle içe veriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle dikiyorum arkadaşlar. Buraya kaçtım arkadaşlar. Orası çok sıcak. Sobanın dibi. Vallahi bayağı bir sıcak. Mustafa o şeyi tak. Güneşli. Çok fena duruyor yani. Bu ip de niye böyle olmuş Elif? Dolanmış da dolanmış. Ben böyle bunu dikeceğim burada arkadaşlar. Zor belay yüzünü geçirdim. Görebilirsem iğneyi de ipe takacağım. Taktım vallahi. Aferin bana. Düğümümüzü de atalım. Çay soğumuş mu? İyi mi? Varsa bir bardak da ben içebilirim. Sen doldurdun, ben doldurdum. Ben dolduracağım kendime. Şunu dikeyim de. Var mı yok mu bilmiyorum. Olması lazım. Elif bir bak bakayım çaydanlıkta çay var mı? Varsa kendine de doldur Elif. Sen çekirdek mi yiyeceksin? Az kalmış. Bir bardak çıkarsa içerim. Of. Bazen öyle bir sıkılıyorum ki ter içinde kalıyorum. Bazen de üşüyorum. Böyle dikeceğim. Bugün kum köprü çok soğuk arkadaşlar. Bakın sardunyam açmış. Çok güzel ya. Çok güzel. Niye böyle puslu görünüyor? Bunlar da hani demiştim ya soldu diye. Bunlar da artık solmadı arkadaşlar. Şöyle bakın. Yeni yeni çiçekleri açtı. Şunu da yeni açıyor. Burada da bir tane beyaz çiçeğim vardı. Yeri boş. Gördüğünüz gibi onu da daha önceki videomda anlatmıştım. Şöyle. Bu da yeni, şu yeni açtı. Şu da yeni açıyor. Çiçeklerim iyi ya, fena değil.
Böyle kendilerine yavaş yavaş geliyorlar ama bazı yapraklarında sararmalar oldu. Normal mi bilmiyorum tabii. Belki eski yaprakları sararıyor olabilir. Daha göbeklerinden bakın şurada. Yeni yeni tomurcuklar veriyor. Çiçeklerin bu durumda yani arkadaşlar. Çok değişik görünüyor etraf. Kameradan herhalde. Buradaki beyaz çiçeğimi de daha önce anlatmıştım. Sosyal hizmetlerden denetim için gelenlerden bir arkadaş, genç bir memur arkadaşımız. Aynı zamanda benim takipçim oldu. Daha önce ona da anlatmıştım zaten videolarımda senden bahsedebilir miyim diye. O da edebilirsin demişti. O yüzden anlatıyorum. Beyazı beğendi. Ben de ona çıkardım. Beyazı verdim arkadaşlar. Şöyle saksıyla alsaydı saksıyla da verirdim. Hiç önemli değil. Gerçekten öyle yani. Bugün de çok soğuk içeriye gireceğim. Erik ağacımız bayağı bir güzel açmış arkadaşlar. Şimdi fark ettim. Hani bir ara göstermiştim de. Şuradan bir ayakkabı alayım kendime. Oh, ayakkabıyı alayım. Minderi diktim arkadaşlar. Şaka yaptım Elif'e. Dedim ki küstüm işte kimseyi yatırmayacağım bu minderde. Ay Elif de bir küstü. Dedim şaka yaptım. Zaten dedim sana dikiyorum bu minderi. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni dünyam aslanlar gibi duruyor yerinde. Marullarım derseniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi marullarım da böyle. Şurada eriğim var ya, eriğime bakayım. Cennet hurması ağacım bu da arkadaşlar. Başlamışlar artık tomurcuk vermeye. Artık onlar da yaprak açmaya başlar. Bu da kırmızı erik. Böyle kırmızı yaprakları var. Bilirsiniz parklarda çok var bu erikten. Dedik bahçemizde her şey olsun. Ne bulduysak diktik işte. Can erik çok güzel. Kendine gelmiş. Maşallah dolu ama tabii çoğu dökülüyor. Bayağı soğuk ama arkadaşlar. Evet her yer yeşillendi gördüğünüz gibi. Armut da kendine gelmeye başladı. Bayağı bir. Bugün pazar, herkes evde. Hava soğuk olunca bir yerlere de gidemedik. Bazen bir yerlere kaçıyorduk öyle. Babaanneme ya da piknik alanlarına ya da bir parka gidiyorduk ama dediğim gibi gidemedik. Bayağı bir soğuk. Karşıdan marullarım, lahanalarım gözüme çok güzel göründü. Gitmeden edemedim. Ay gideceğim ama vıcık vıcık her yer. Çok fena yağdı bu gece arkadaşlar. Dün de hep yağdı. Gece de hep yağdı. Nasıl esiyor. Bakın. Çok güzel maydanozlarım. O kadar güzel gelişti ki. İyi ki de dereotunu ekmişim. Onlar şu bu yağmurlardan sonra hemen çıkarlar. Gördüğünüz gibi pazılarım, lahanalarım, her şeyim gayet güzel olmuş. Ay lahanalarımın şu güzelliğine bakın. O kadar güzel olmuş ki. Böyle marullarımı fidelemiştim biliyorsunuz. İyi ki de fidelemişim yani. Arkadan hemen havalar bozdu. Çok fena oldu. Şurada da arkadaşlar vişne fidanlarım var benim. Bu vişne ağacım. İki tane vişne ağacı var burada. Burada benim vişne ağacım var arkadaşlar. O vişne ağacından böyle fide vermiş kökünden. Bu kalacak burada. Böyle kalsın istiyorum.
Şunu da amcamın torununa götürmek istiyorum. Onun vişne ağacı yokmuş. Ona götürmek istiyorum. Aslında bugün sarma sarsam iyi olur ama bugün de kendime tatil vermek istiyorum. Sarmayacağım. Canım da sarmak istiyor bir taraftan. Canım da istiyor. Bilmiyorum. Sara da bilirim, sarmaya da bilirim. Bakalım bundan sonraki videolarda neler göreceksiniz arkadaşlar. Belki de sarabilirim. Takip ederseniz bundan sonraki videoda saracak mıyım, sarmayacak mıyım? Belli olmaz bana. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.